Yeni vlogumuza hoş geldiniz. Şu yukarıda havlum vardı da bugün saçımı atmıştım bahçeye çıkarken duş aldıktan sonra. Onu kurusun diye serdim, onu aldım. Mutfağı topladım. Sami geldi bu arada. Annem ona da lahmacun yaptı. Ben de mutfağı güzelce elden geçirdim. Şöyle çamaşır suladım. Sonra Sami sulamaya başlamış kuyudan. Annem de burada bekçi kedilere. Yine bizi diyorum doyurdun. Horandanı diyorsun ya sen. Horandanı doyurdun. Pişir pişir. Efendim Sami? Evet diyorum. Ha ben Nilgün dedin sandım. Pişir pişir başladık. Ay çiçekler. Ben ama acilen. En fazla kendime birkaç gün daha veriyorum. Ondan sonra hiç şansım yok. Geri döneceğim. Belki de verdiğim kilodan 1-2 kilo aldım bile yani. Ay onlar var ya, onlar tam bir şapşal. Anne sen kedileri bekliyorsun ama telefondasın yavrum. Ben kedi beklemiyorum. Sami annem bakıyor dedi. He, bakıyor mu? Bakıyor. Ya var ya çok fenasınız siz. Kaynana damat. Sami kuyudan yine suluyor. Şu şeyi de koymuş. Spot diyorum. Spot. Şimdi Sami gidiyor yukarı doğru. O gittikçe bunlar da ipine koşuyorlar Sami. Çıkacak mısın yukarıya yine? Bak bak bak. İpi götürdükçe Sami onlar da peşine pıt 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 ipin peşine gidiyorlar. Hafızam doldu. Kaç. Bak nasıl tetikte bekliyorlar. İp gitsin de onlar da yakalasın. Ah ah bunlar var ya. Gececiğime de haşlanmış tavuk verdim. Annemle Sami'ye güven olmayacak. Ben burada bekleyeceğim. Evet sulama bitti. Şimdi içeride işleri de bitirdim ben. Hiçbir işimiz yok. Oturduk şimdi serin serin. Bu akşam anneme diyorum ki babam ablamı tercih etti. Büyük kızını sen küçük kızını diyorum. Ne dedin anne bir daha söylesene. Yaşlılıkta tamam bundan sonra gelmesin buraya ben burada orada. Tamam ayrı takılıyorsunuz. Neyse şimdi film açacağım dedi Sami ne istersiniz dedi. Annem de Bergen filmini istedi. Onu açtık izleyeceğiz. Ama haftada 3 gönderebiliyormuşsun. Evet. Şimdi birkaç arkadaşımız WhatsApp'tan yazan oldu. Hatta bir sen abla en sonunda konuştuk. Selamlar buradan. Hype'yi yapamayanlar olmuş. Sonra bir arkadaşımız demiş ki Nilgücüğüm bir daha anlatır mısın demiş. Ya benim işime çok yarıyor ne olur. Hani kızmayın çok söyledim diye ama. Bakın şimdi bu annemin telefonu. Burada bir dakika şurada yorumlar var. Şöyle bir odaklayayım. Bakın yorumları gördünüz değil mi? Bir dakika. Bir odaklasın. Ay bir niye odaklamıyor bu? Şurada videomun altında bakın yorumlar var. Bu yorum şurada siyah nokta var hatta. Şu yorumları böyle kaydırıyorsunuz. Ve burada hype yazıyor. Ay bakın 696.870 hype olmuş. Sonra bu hype yazısı var şurada yanında. Ona tıklıyorsunuz. Şimdi annem 3 kere verdiği için daha veremiyorum. Bir haftada sanırım 3 kere IP verebiliyorsunuz. Herhangi bir ücret yok bu arada tekrar belirteyim. Hiçbir zarar yok size. Ama benim kanalım için çok iyi bir şey. Sonra bunu tıkladığınızda tekrar göstereyim. Yorumlar burada. Yorumları sola kaydırıyorsunuz. IP'ye tıklıyorsunuz. Tekrar burada IP yazıyor. Ona tekrar puanı gönder var. Gönderiyorsunuz. Gidiyor. Bakın skor tablosunda 6. sıraya çıkmışım. Türkiye genelinde en çok hype yani hype diyorum hype puan alan 6. sıradaki video olmuşum. Biz yukarıda oturuyoruz yazarız sana. Tamam peki. Yeni bir günden herkese merhabalar. Ezan okunuyor şu an bitmek üzere. Biraz bekledim biraz da ezan sesini duyun diye. Yani yurt dışındaki arkadaşlarımız hasret olduklarını bildiğim için dedim ki biraz da ezan sesiyle açayım videomu. Şimdi geçen gün size biten çantaları göstermemiştim ya. Bakın bu küçük olan, bu büyük olan, şöyle. Ben bunu annem normalde yukarıya doğru yapacaktı. Lacivert deyip aldırmıştı ya. Dedim ki anne bu böyle şey gibi olsun portföy çanta gibi bana böyle kolumu sokup böyle aslında öykü alsın dedim o istemedi. Böyle
büyük boylu portre olsun istedim. Bu böyle bitmiş hali. Sami bunları astar yaptıracaktı. Pahalı diyoruz. Bahsetmiştim ya. Yaptır mı dedik. Annem ben yaparım dedi. Böyle fermuarlar almış bunlara göre. Ağzına fermuar dikeceğiz. Bu bunun. Aslında buna siyah alabilirmiş aslında ama buna da lacivert almış. Bunu almış mı? Aa, buna da almış. Bunu aslında sap dikecektik. Yani böyle deri şey sap alacaktık ama fermuar almış buna da. İyi olmuş, iyi. Hepsini de içine koymuş fermuarlarını. Şimdi sabah 5'ti sanırım. Kumsal beni bir uyandırdı. Aylin'le birlikte yürüyüşe çıkacağız biz. Gece anlaştık dedim. Aylin gelmiş bahçenin kapısında. Kızım gitme dedik. Hatta Sami de dedi. Sabah hani yeni hava aydınlanıyor. Kimin gezdiğini bilemezsin şimdi saatlerde. Ama dedi Aylin geldi, söz verdim dedi. Şimdi neyse kumsal yürüyüşe çıktım. E tabi o gelene kadar bir tedirgin oldum. Bir böyle uyuyamadım. Neyse onlar geldi yürüyüşten. Bu sefer bahçede oturdular. Kıkır kıkır fikir fikir sabahın köründe diyeyim size. Onların sohbetlerinden de uyuyamadım. Sonra dalmışım. Saat 10'du. 10-10 geçiyordu. Uyandığımda babam anneme geliyor, yani eve geliyormuş. Benim de gelmek istediğimi biliyordu. Bugün Sami arabayla gitti İzmit'e. O yüzden beni de uğrayıp almış babam. Hemen apar topar buraya geldim. Ondan sonra annem tabii geldiğimizde aşureyi yapmıştı. Hatta size ilk geldiğimde şöyle aşureyi bir gösterdim tencerede. Çünkü hemen işlere giriştik. Ablam da geldi. Annemin banyosunu temizledim. Şu kapısının önündeki bahçede tahta masası var. Onu cifledim. Orada bir bez sandalye şey vardı. Kamp sandalyesi. Onu işte köpürttüm, yıkadım işte. Anlatamadım. Ondan sonra işte onlarla uğraştım. Balkonu süpürdüm. Alt katını süpürdüm. Baksanıza. Ojelerimi akşam sürmüştüm. Çamaşır suyumdan eser kalmadı. Ve bakın size ilginçine göstereceğim. Bu ne nasırı biliyor musunuz? Şuramdaki nasırı gösterebiliyor muyum? Bu Dyson nasırı biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum, aranızda olan var mı? İlk Dyson geldiği gün onu kullanırken orası böyle bir acıdı. Sürekli böyle işte elimi o kısmı sürtüyor, böyle ovuyor. Ondan sonra orası böyle bir yara olur gibi oldu. Sonra kabuk bağladı. Sonra nasırlaştı. Şimdi de sürekli elimde süpürge olduğu için aynı yeri sürekli ovalıyor ve böyle nasır oldu. Aşure yedim annemin aşuresinden. Allah kabul etsin inşallah. Ben evin işlerini hallederken ablam da aşureyi dağıttı. Ben içeri işlerine baktım. O dışarıda aşureyi dağıttı mahalleye. Allah kabul etsin. Çok güzel olmuş annemin aşuresi. Hatta bir tane ablam tabağı süsledi kendini. Story atıyor. Dedim ki bir tane resmini ben de alayım. Ben de Instagram'a şey attım aşureyi. Keşke o süslü tabağımızı da YouTube'a çekseydik. O çok güzeldi. Ha, evet, ablam bir de bir kavanoza böyle konserve gibi annem kapatıyor ya, öyle yaptılar bir tane. Sıcak sıcak böyle kaynar kapattı. Hani böyle kışın canı falan çektiğinde açıp yemek için, bildiğiniz şey gibi işte konserve gibi oluyor. Böyle yani, şimdi yoruldum. Aslında nasıl terledim, şu annemlerin pervaneyi karşıma koydum. Dedim ki kameraya da açayım, bugün bir selam vereyim. İşler bitti, bugün annemin büyük halası Halime halam. Onları aradı annem. Fatma yengemleri, Meryemleri aradı. Hayri yengemi aradın mı anne? Allahu Ekber. Bakar mısınız? Dün lahmacunun hamurundan kalmıştı. Onu anneme getirmiştim. Hemen ondan bir şey yapmış. Gamzeciğim bir de bana da ilgin yüzün çok küçüldü. Yiyorum. Bir hafta 10 gündür yiyorum ben. Belki de diyorum ya, aldım bile. O verdiğim kiloyu almamışımdır da, yani 7 kilo verdim. Ama geri almış olabilirim 1 ya da 2 kilosunu. Şimdi bak nasıl sıcak kokuyor biliyor musunuz? Şu pişiye nasıl dayanayım? Neyse işte Hayri yengemleri falan arayacağız. Büyük dayımların eşlerini. Yani böyle mahalleye dağıttık. Aklımıza gelen şeyde arıyoruz. Hani uzakta olanları da aşureye çağırıyoruz. Onlar gelir, toplanırız herhalde. Öğleden sonra biraz kalabalık oluruz. Saat 12 civarı şu an. Şimdi annemin halası geldi. Yani büyük halamız geldi. Aşureleri böyle baksanıza bunlara koydum. Şöyle annemin BİM'den aldığı bu kaselere koydum.
Yeşil fıstık da vardı aslında, koyacaktım ama ablam mahalleye annem dağıtırken herhalde koyarken bitirdi onu ablam süslemedi. Ondan ekleyemedim. Ondan sonra yanına annem hamur kızartmıştı, onu koydum. Ondan sonra bahçeden, annemin bahçesinden biberlerden koydum. Domates doğradım. Mısır haşlamıştık. Onlar da mısır çok sever. Mısır koyduk. Üzüm yıkadık. Şimdi bunları balkona çıkartacağım. Orada böyle pervaneyi de taktık. Onlara şimdi sormadım çekilmek ister misiniz diye. O yüzden çok fazla kamerayı açamıyorum ama size hazırladıklarımı burada çekeyim istedim. Günaydın. Yeni bir günden, pazar gününden herkese selamlar. Günaydın. Biz neredeyiz bakar mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, hazırlandık demeyeyim, annem hazırlandı. Her şeyi hazırladı. Kocataş'a, Taşoluk piknik alanına pikniğe gidecektik. Sonra annem sabah dedi ki yengenlerin tarladaki eve mi gitsek, yengeni de çağıralım dedi. Sonra döndü plan buraya. Fatma yengemlerin, Meryemlerin bu mini köşkünün olduğu yere. Bu dere kenarına çok önceden sizin için çekmiştim. Yine etrafa bakarız sonra da zaten. Şöyle bir kahvaltımızı göstereyim şimdi. Saat de 11. Bu arada Sami sabah 5'te kalktı. Fındıklığa gitti. Fındıklıkta Esen abimle, halamın oğluyla otları biçtiler. 5'ten 9.30'a kadar falan gittin değil mi Sami? Sonra geldi. O duşlarımızı aldık, çıktık. Ama biz evden elimizi kolumuzu sallayarak çıktık yani. Annem böyle biber aşı yapmış. Sonra simit aldırmış babama. Böyle börek yapmış, maydanozlu, peynirli. Bunu ben yapacaktım. Annem dedi ki ben yaparım, sen hiç yapma, ver bana yufkayı dedi. Annem yaptı. Domates, peynir, şunlarda ne varmış bakalım. Şunda peynir var, baktım da. Şuna bakalım. Kuşburnu reçeli. Şimdi bir kapatayım da. Şimdi siz oturunca açarım. Sinekler geliyor ya. Şöyle kapakları dursun. Burada soka var. Burada da zeytin var. Şimdi domates. Domates doğradı. Elma reçeli var bak. Ne reçeli? Elma. Elma reçeli varmış. Açalım bakalım. Ay ne kadar güzel rengi anne, cam gibi. Yani böyle kahvaltımızı yengemlerin bu tarla evinin yanında yapacağız. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi bakın, kahvaltıdan şu böreği burada bıraktık. Bu bezle örttük üzerine. Bir tane de simit kaldı. Diğer kapları topladım. Tepsiye koydum. Sami Kumsal'ı köye, eve götürdüm. O burada sıkılırım dedi. Bunları da ne yapacağım biliyor musunuz? Derede yıkayacağım. Aşağıda. Bakın yengemle annemin durumu. Bana tutar mısın dedi. Anne azıcık keyif yapalım dedim ya. Dur dedi o zaman. İlkini yengenle sarayım. Ama yengen kendi dedi. Getir ikimiz yaparız dedi. İkinciyi de diyor senle sararım. Ne yapayım, kurtuluş yok. Yengem diyor ki ben griptim. Buraya diyor yatmaya geldim Zümrüt diyor. Çileği tutuşturuverdim diyor. Baksanıza nasıl öksürüyor. Yani böyle annemin olduğu yerde boş duramıyorsunuz. Korkuyorum. Ne güzel, iyi geliyor. Ya çok olmaz bu sıcakta. Vallahi bak geçen bu rüzgar, açık hava rüzgarı bu. Tıkanmasam cereyan olsa bir şey dokunur. Boğazım nefes alamıyor. Anne gerçekten buraya keyif yapmaya geldik. O ne şimdi? Öreceğim şimdi canım. Ben aylacık burada canım sıkılır yani. Yenge kesinlikle annemde hiperaktivite var. İyice aceleci olmuşsun. Böyle dayanamam, ben hemen yaparım. Yengem de sakindi zaten yavrum. Gün geçtikçe daha sakinleşti. Şunu tatlılığına bakın. Bir arkadaşımız demiş ki Fatma yengeni daha çok vlog çeker misin? Hem çok hanımefendi hem de çok sakin bir bayan demiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. Bakın siz o da kibarlığa bakın. Leoparla türbenti de takmış. Vallahi bu. İnan ki türbentim kalmamış. Çamaşırlarım hep birikti. Yengemin banyosu tadilat oldu da. Yerlerin kale bodurları tekrar döşendi. Duşakabin tekrar takılıyor. O yüzden bir gün de yenge, sana geçen gün söylemiştim gerçi, bir arkadaşımız da yengenin ev turunu çeker misin demiş. Banyon bitsin bir gün ev turunu çekelim seni. Bir gün yengemin ev turunu çekelim size. Ya yengemin evi öyle annemle gibi ev gibi yani, konuşamadım. Hani öyle lüks evleri yok, onlar daha böyle yaş olarak şey oldukları için normal bir anne evi. Azıcık belim ağrıdı, 5 dakikacık duralım. Duracağım mı anne? Canım sıkılıyor ama duracağım şimdi, öyle dedi. Ay ne güldük, ne güldük. Şey yapalım mı, ara verelim mi azıcık dedi. Verelim azıcık, çok belim ağrı dedim. Bir baktım, ben de aldım kahve yapacağım bakın. Bir burada baktım Nilgün çile gene açıldı. Yok dedim, tutayım bari de kurtuluş yok. Ama 5 dakika dinlenelim dedin. 5 dakika oldu. 5 dakika.
Nasıl oğlum? Anne. Anne bir kahve içecektik yani. Tamam bir... şimdi kahveyi bak ne dedin? Içeceğiz. Ara verelim kahve içelim dedim. Bir baktım çile açılmış. Bir tanesi bitti. Ben şimdi Türk kahvesini yapacağım da tüpü getireceğim. Tüpte yapacağım. Sami de çay demliyor. Semaver de çayımızı demliyor. Ay bunlar çok komik. Bunlarla insan yaşlanmaz. Evet. Kahvemizi de koydum. Yengemlerin burada tüp varmış. Mola verdi yeni gelinler. Bu sefer gerçekten mola verdiler. Şöyle evi şuradan göstereyim size. Bu arada kaç yıldır burada böyle aktif yaşanmıyor ya. Yani çok nadir geliniyor. Bu yıl yengemler böyle evi elden geçiriyorlar. İşte içerisi badan olacak. Temizlendi geçen hafta. Şöyle yukarı çıkarken de yine çekerim size. Biz şu üst kısımda oturuyoruz şu tarafta. Şimdi niye iniyoruz dereye biliyor musunuz? Tülbentle balık tutuyormuş annemler önceden. Balık, tülbentle balık tutacaklar. Yengem de evin üst tarafında geçenlerde yılan görmüş. Ondan diyor bir şey olmaz da derenin içinde yılan olabilir diyor. Yenge bu kocaman yapraklı şeyler ne burada? Bunlar işte çok güzel çıkıyor ne gün. Çiçek mi açıyor bunlar? Ha Nilüfer gibi. Yani böyle koca bir devasa Nilüfer gibi görünüyor. Baksanıza derenin içinde. Geliyorum. Balık mı var? Ay bir de yılan çıkmasın kız. Yenge bak Mesut abiyle biz buraya balık kafesi koyduk. Bit gelebilsem dur çekeceğim. Bak şuraya heh. Kafes koyduk tam. Nereye dur aha, bakayım. Şuradan şöyle. Şuraya. Aha, bak şuraya. Şöyle. Tuttunuz mu? Ağzı buradan böyle su içine akıyor böyle tamam mı? Oradan çıkış yok. Tel böyle kare kare. Balık geliyor lop içinde kalıyor. Ya ama dere balığı yenmez ki Sami. Olur mu canım? Çok tatlı olur. Aa anneme bak suya girdi. Yenge sen de girecek misin? Evet. Bak dereyle beraber çek diyor. Çekiyorum aşkım. Ha çiçekleri çek. Bak kamerayı yengem tutuyor şu an. Bak. Kız sen kameraman olacaksın ha. Kameraman Cevat Kelle. Dur bırak sen ben havadan çekeyim. Heh. Şöyle yapayım. Aa yukarı gitme. Yukarı gitmem. Bak. Sami ile tutun o zaman. Aa anne ama anne git. Çok gittin. Ya gelir misin buraya? Sen vallahi yukarı gitme de hemen tut. Marı şuradan çekeceğiz. Derin yer olmayınca. Marı şuradan. Bakın şimdi tülbentli. Ama anne ben oraya gelip nasıl çekeceğim? Nereye gidiyorsunuz? Annen gidiyor çok yukarı. Hadi bakalım. O kadar sen çok derinlere gittin hanım. Buraya gel. Bak şunun altına gireceğiz. Ay vallahi ben korkuyorum. Sami gel. Gel ben korkuyorum. Vallahi. Ben anne bak. Yenge bak görmerim seni buraya. Yılan var diye korkuyorum. Yılan yok burada. Ay çok korktum. Ver elini. Vallahi çok korktum. Şımarma elini ver. Ay. Bak gömerim seni buraya. Vallahi gömer. Ay çok güzel görünüyorsunuz yemin ederim. Of. Çok derine gitme. Ay korkuyorum. Şşş. Hoppa. Ay. Ben gidiyorum. Sami bakar mısın? Kenara gitme bundan. Tamam. Ay karnım ağrı. Bak şuna. Hadi tut. Balık tutacağım hadi. Ay. Gitme. Bundan balık tutamayacak ya. Ay Sami. Sami çok gidiyor. Korkuyorum. Hadi bal. Baldır. Şunu kessene aşkım koparsın. Yenge akşama kanalda var ya milyon izlenecek videom. Ben yapmıyorum. Ay nerelere gittim ay. Vay. Hayır Sami gel sen gel. Ben dur yenge ama. Yenge. Ben yengemi zor ikna ettik geri dönmeye. İnanın zor ikna. Ne korkuyor. Şimdi nasıl tutacaksınız bir gösterin bana. Gidiyor kenara şimdi balıklar koşturdu öte doğru. Şuradan şöyle. Burası batıyor galiba. Dur. Ya balık tutmadıkları kalmıştı o da yok. Ayy dur bakayım. Yok bir şey. Burada balık ne arar? Balık kenarlarda olur. Ay ben oraya gidemem. Hayır vallahi gidemem. Bak şuraya gidin karşıya.
Gel. Gel diyor, gel. Gel Nilgün, sen de oraya gel. Geliyorum. Oh. Allah'ım, bunlar çok komedi kadınlar. Heh, bak şimdi. Gel. Gel. Ay valla 5 yaşında çocuk gibi. Gel, korkuyorum. Hadi bak, orada balıklar yüzüyor. Bak şurada olur, şurada. Hadi. Ay valla oraya da gitmek korkuyorum ben. Aa. Ay vallahi karnım ağrıdı ya. Bir şeyler geliyor ya. Yengecim yok. Bak valla çakacağım bir tane. Anne. Anne elleme, çok güzel ya. Gitme buradan, öyle yapacağız seni herhalde. Bakın o tülbentle güya balık tutacaklar. Kız nasıl tutacaksınız? Tuttuk. Vallahi de. 2 tane, 3 tane. Aa. Aa, minicik. Şaka mı yapıyorsun? Vallahi bak. Gel. Getir bakayım. Gel daha bir kere daha. Gidecek. Gider onlar, gider. Bir kere göstereyim anne, gider. Al bunu sen de göster, ikimiz gelmeyelim. Sen tut hayatım. Gel. Ya da bana ver, bir elimde tutarım. Tut. Senin ayakları kısa olur. Sami aç. Gel suyun içinde göster. Bakayım. Böyle görünmez. Gel baba. Aa, dur. Zıplıyorlar bak. Aa, vallahi da tuttular. Suyun içine koz koysana sen. Yemin ederim baba, tuttular. Neyin? Hemen salı. Aa, orada görünmedi. Ha, buraya yakına gelince. Ay ama ölmesinler. Aha. Minicikler. Yenge bırak, hemen sal. Kendine. Hemen. Ay para gibiler. Hadi yeter. Gel buraya. Yeter, tuttum be. Ay. Terliğim de gitti. Ay terliğim gitti. Ay bunlara ben komedi kanalı açacağım. Direğe girmem ben bunu. Ben sahneye. Yenge demedin mi, gel gidelim. Kendi dedi bir daha. Evet, bir de kendi dedi. Dedin ama öyle derin yerlere gideceğim. Ne derini be yengecim, görüyoruz işte dizlerinizde. Ama sen gidiyorsun dibine kadar. Buradan yenge tutacaksın, öte doğru yenge, gel. Yengem pes etti. Adadan elendi. Terledim. Sami girdi annemin yanına. Bakalım. Ay şimdi. Ayaklarıma bir şeyler değiyor. Yenge senin taklidini yapıyor. Kenara gidiyor şimdi. Gitsin yengecim, kenardan ne olacak? Ben tuttun mu? Tuttum. Bekle, tuttum. Valla. Ha tamam, hadi gel. Küçük. Küçük zaten, büyükler durmaz ki. Bak hep kaydı. Eğlendin. Eğleneyim vallahi, hiç ben korktum. Niye korktun? Ya, bacaklarıma bir şeyler değdi, çok korktum. İnan ki şaka yapmıyorum bak, çok korkuyorum. Minik. Ay bak, çok tatlı. 10 taneden fazla var ama. Getir görsün. Çok küçük. Çok bilin küçük görsün. Ama görünmez. Gel, bakayım bir kerecik. O şeyin fındığın oraya gidin bakayım hadi. Korkmuyor kızım bu bir şeyden. Ne? Korkmuyor bu bir şeyden. Yok. Bir balık çıkmaz. Bak nasıl koca bir kavak devrilmiş, görüyor musun? Ama o geçen yılda böyleydi. Biz geçen yıl geldiğimizde de duruyor. Aa, bu muydu? O muydu? Orada mıydı? Orada. Yok buydu yenge. Ya derinin niye suyu bugün bu kadar bulanık yenge? Ha, girince karıştı öyle. Ay anne, şurada kocaman iki balık var. Bunlar durmaz yavrum, kaçar. Kaçar ama evet. Çekiyorum. Sen stres yaptın çok. Niye o kadar yapıyorsun? Sen köy kadınısın. Hep girip çamaşır yıkıyor musunuz burada? Nasıl yıkıyordunuz? Derenin içinde mi yıkardık? Kenarında neyse. Koca taşla yıkıyorduk ama böyle altı hiç bulanmıyor böyle. Şöyle bir akıntı var. Altı taş mermer gibi orada yıkıyor. Ne diyelim onda? Ne gör? Ah Meryem bayılır hemen. Meryem'e. Bak balığa. Kumsalla ikisi midye hastası. Ben hiç ağzıma sokmam. Hayatımda da. Yok, pişir be. Pişireceksin onu. Ay Allah'ım ya Rabbim, minicikler. Bırakacağız. Hemen bırak Sami. Can verirler hemen. Hayır, vermez de. Ay, vermez hemen. Ay anne, pul gibiler var. Küçücük. Gözle zor görülüyor. Bakayım. Bak. Ay dur bakayım. Dur tut, bırak, tut anne. Tübenti bırak hayatım. Allah'ım ya Rabbim. Görüyor musun? Bir bunu yapmamıştın anne. Bak. Dur. Bak bu da minik. Ay zıpladı suya. Hadi at hemen. Bu da midye.
Vay, o çok nazlı bir şey. Sen nasıl bu kadar yıl köyde yaşadın? Derenin içinde büyüsen. Ben derenin içinde dünyaya geldim. Sen hiçbir şeyden korkmuyor diyor. Aa, bakın burada balık varmış Sami. Burada balık varmış. Oo, o miniklerden burada ne çok var. Çekiyor mu onları, çekiyor mu? Ama görünmüyor şurada. Heh, göründü şimdi. Ay ne kadar çok, yüzlerce var. Ay şu tarafta da çok. Ama görünmüyor. Bak bak, sesten kaçıyorlar yenge. Orada daha büyükler. Ay anne, siz nasıl? Dur yenge, elime vurma kameramı. Şurada yusufçuk çiçeğini görüyor musun? Şey, böceğini. Lacivert, o kadar güzel ki rengi. Ben sana onu dedim. Anne şuraya bakar mısın? İçinde dolu dolu. Şu derine git. Şu derine git. Hadi. Hadi diyor. Hadi de. Ben gitmem. Sami ile ikisi. Görüyor musun? Bunlar görünüyor. Evet görünüyor işte. Bir sürü ama yarısı görünmüyor tabii. Şu var. Ben geliyordum. Anneciğim yeter hadi. Şurada mı Sami? Oraya gidin bak. Ya da o ağacın dibine. Sen nereye git biliyor musun yenge? Ben gittim. Bak bak bir dakika. Şimdi buradan çık. Bu derenin sonuna gitsene. Allah korusun. Sana Azrail gelince nasıl karşılayacaksın? Allah korusun. onu mecbur. Ne diyeceksin? Şey değil mi can? Şeyin dediği gibi orada bir yaşlı kadın çıkıyor. Beni ölüme yazma. Ben toprağın altında doğmak istemem. Yengem de ondan. Çok güzel öğretiyorsun ama içeri girince bas bas bağırdın. Akşama vlogta kendini izleyeceksin. Nasıl bağırıyorsun? Merhaba, öyle ayıp olur. Ayıp mı ayıp, koyacağız artık. Arkadaşlara söz verdik. Gidiyoruz balık tutmaya dedik. Annem de ne meraklıymış balık tutma abi. Değil mi? Soğuma. Çocukluğumuz bu derede geçti. Buraya gelirdik. Mesut abim, Zinet ablam, ablam, Fulya, Özge. Burada oyun oynardık bütün gün. Annemler orada tarlada eker biçerdi bahçede. Biz burada oyun oynardık. Hafta sonları köye geldiğimizde aktivitemiz buydu yani çocuklarla. Kuzenlerle. Kavakları çekecekmişim size. Çok güzeldir ya. Ben oraya hayatta giymem. Abdest alalım ben, gel. Nerede? Abdest alınır mı bu dere suyunla? Akan sudan alınır. Akan sudan alır da anneciğim çok bulanık ya, almayın. Olmaz mı? Burası ilk yapıldığında böyle pes pembe boyalıydı. Bakın şimdi rengi ne kadar soldu. Yıllar kaç yıl olmuştur yenge? 15 yıl olmuş. Pembe köşk diyorduk buraya. Dere kenarında zaten var ya, bir arsa almak istesem bir gün. Yani Allah nasip ederse böyle dere kenarında olmasını çok istiyorum. Böyle masal gibi bir köy evi yapmak istiyorum dere kenarına. Semaveri kahvaltıdan sonra yakmıştık. Altı biraz geçmiş ateş, tekrar ateşini yaktık yine, içine odun koyduk. O yanıyor, Sami de yanında uyudu. İkinciye uyuyor Sami. Bir defa uyudu, çok karınca var. O yüzden uyandı. Neden bu kadar karınca var anne, anlamıyorum burada. Ceviz çok karınca yapar. Ha, ceviz ağacından üstünde. Evet, semaver çok güzel dumanı. Ay öyle güzel esiyor ki anne. Ne balık tuttuk, ne balık. Tabii akşama balık ızgara yapacağız. Karanlık çıkıyorsun. Ters ışık geliyor herhalde. Yenge, içeriği çekebilir miyim evi? Çek be. Çek be. Hadi gelin. İçeriği çekeyim size. Evi. Daha çok iş var. Çok iş var da. Yıllardır da oturulmayan bir ev. Bu arada başta onu söyleyeyim. Bir tarla evi. Şöyle bakın balkonu. Dereye bakıyor burası. Bakın biraz önce buraya indik. Aşağıya indik. Anam anam anam. Yenge ilk yaptığınızda neydi burası? Ay tablolara bak. Bak bir köylü kadın halı yıkıyor evin önünde. Bak burada da yengem de gelmiş diye bak. Allah'ını seversen. Aa, bunu Zinet ablamla biz boyamıştık. Meryem'le mi?
Bir şeyin kapağıydı ama. Bir şeyin kapağıydı. Bak bunu ben yapmıştım yenge. Şunu mu? Bunu ben yapmıştım. Posta kutusu biliyor musunuz? Evet. Dur bakayım onun için. Temizlemişler mi? Yengemlerim burada. Burada da ayna. Burada Nilgün taşınız. Cadı gibi. Burası tuvalet. Yok girmem. Tuvaletin neyini çekeceğiz? Girmeyelim. Burası, bu da başka bir dolap. Bunu da Zinet ablam mı? Meryem mi? Ya üçümüz de ahşap boyama gittik hatırlamıyorum ama. Zinet ablam mı yapmış bunu? Niye öyle bir figür bulmuşuz bilmem. Böyle ahşap basamaklarla çıkıyorsunuz. Süpürgemi de çek. Süpürgen nerede? Ay süpürgemi çektim. Ben de çıkmadım ya. Alt kata bugün kapıdan bir baktım. Ay çok zor çıkılıyor yalnız. Merdivenler çok dar. Daha yeni gün. Isınmak için demir vardı. Çingeneler onu bile çıkarmış. Ya eve yengemler gelmiyor ya. Buralardan geçen böyle şeyler işte diyeyim size. Hırsızlar mı neler artık almış alacaklarını. Ay üst kat çok güzel yenge. Çık. Her taraf ta ahşap. Ne kadar güzel. Buraya ne koymayı düşünüyorsunuz? Vallahi koltuk istemiyor Mesut abi hiç. Niye ne istiyor? Çıkarıp çok zor. Aa erik ne çok var üstünde ağacın. Mor. Ama çok küçük yaptım seni. Minicikler. Böyle sürgülü camlar. Baksana camlar bile gitmiş artık ama yine de çok güzel sürgülü oluşu. Bakın bu taraftan. Günaydın. Şurada oturuyoruz işte. Ha? Dayım gelmiş. Ben de şu kilimin üzerinde oturuyorum. Ay yenge buraya divan koyun o zaman. Bakalım divan mı koyacağız? Ne yapacağız? Nilgün bilmiyorum ki. Ay üst kat çok güzel yenge. Alt kat çok bakımsız olmuş ama üst kat çok... Abim, o şeyleri de çıkaracak. Önlerini kapatır mısın? Bana böyle diyorum diye bir arkadaşımız kızmış. Burası ne böyle yenge? Öyle yüklük yapmıştık. Yüklük. Aa ben burayı ilk defa görüyorum. Aha. Hiç görmedim. Gerçi üst kata çok çıktığımız yok ki. Gelsek de bahçedeyiz. Yüklük gibi de sanki hamam gibi de biliyor musun? Yüklük koyuyorlar. Çok güzel. Ha bir arkadaşımız kızmış. Anneme önünü kapat diyorum diye sürekli. Yorumda da yazdım. Yani dedim ki bir Müslüman olarak bunu anneme uyarmak benim sorumluluğum. Kendim zaten yapamıyorum. Yani tesettüre giremiyorum. Ama bir de şimdi tesettürlü bir insanı öyle çekip günaha neden gireyim? Kameramın ayarı bozuldu. O yüzden uyarıyorum yani. Balkondan bu mavi kepenkleri sökecek Mesut. Bunları sökecek. Aa! Sana bir şey söyleyeyim. Ben bu balkona ilk defa çıkıyorum. Görmedin mi? Hiç gördüm ama yani dışarıdan işte. Ne güzel bir balkonu var. Bakın buradan da ön yola. Şurası asfalt. Hatta buradan ileride işte çok güzel et restoranları var. Aktepe restoran var. Çok güzel bir yer orası da. Gidiyoruz arada böyle mancarlı pide falan yemiştik. Belki hatırlayan vardır. Çok çok önce gittiğimizde. Yengem, dayım geldi. Duyuyorsunuz mu yengeme ne diyor? Fatma değil, Fatme. Fatme. Burası da böyle bir balkonu. İşte ana caddeye bakan. Şöyle. Hadi inelim bakalım. Ay burasını çok beğendim. Burası böyle divanlar olacak. Üzerine beyaz iş böyle ya beyaz iş ya kaneviçelerle süsleyeceksiniz o divanları. Ne kadar güzel olur değil mi? Böyle şöyle U şeklinde. Ortada da kocaman bir şey böyle yer sofrası uzun olacak. Çok güzel olur. Hadi inelim. Baksanıza ne kadar dik. Şurada bir tutma demiri varmış. İşte çalmışlar. Saat 5:30 falan geliyor. Biraz sonra babam da dükkanı kapatıp gelecek. Bugün günlerden pazar ya biraz erken kapatıyor. Dayım geldi zaten. Dayım yani Fatma yengemin eşi bu arada. Bilmeyenler için de arada böyle şey akrabalık bağlarını böyle söylüyorum. Dayımın eşi oluyor yengem. Şimdi Sami tekrar semaveri yaktı. Çayı demlemedin değil mi? Demledim. Demledin mi? Tekrar bir çay demledi işte yemekten sonra içeriz diye. Ve etleri de pişirmeye başladı. Annem de salatayı yapıyor. Sami bugün iyi uyudu ama şuradan. Evet. Şunu bizim oradan getirdik. Katlanan şezlongu burada öyle güzel uyudu ki esiyor. İki defa mı uyudun? Üç defa mı uyudun? Birileri yine ot biçiyor. Yandan şey ses geliyor. Motor sesi geliyor. El motor gibi. Su basıyorlar. Su mu basıyorlar? Ha, su traktör var orada. Karşıda. Bakın şu arada.
bu kısma kadar olan yeri montajladım. Vallahi gözümden yaş geldi o Fatma yengemin çığlıkların, o kadar güldüm, o kadar güldüm ki. Diyor ki bana koymasam mı diyor, ayıp mı acaba diyor, ama bir yandan da gülüyoruz yani o tepkilerine. Şimdi bunu da ekleyeceğim, bu kısmı da ekleyeceğim ama burada nasıl yükleyeceğim, çünkü burada elektrik ve su yok. Yani bu bölgede olmadığı için bu evde yok, tarla evinde. O yüzden telefonumu şarja takamıyorum. Hadi kameramı şu an %20 son bu çektiğimde aktarırım ama bloğu nasıl yüklerim onu bilemedim. Ay çok güzel ama serin. Gerçekten bugün Türkiye geneli hemen hemen ne kadar sıcak yaşadı. Biz burada hiç anlamadık yani, böyle dağ bayır gezenler gerçekten bu sıcakları böyle atlatmak en güzeli sanırım. Benim yani bahçemde o kadar sıcak oluyor ki akşam üstüne kadar. Burası çok güzel. Hiç bugün anlamadık sıcağı. Şuralara da şimşirler ekmiş Mesut abim. Şöyle göstereyim aşağı doğru. İşte böyle çok yapılacak şey var ama biraz geç kaldı yengemler böyle. Yazın başında daha başlasalardı. Taşlar var, taşınacak. Şurada molozlar var. Şimdi şarjım %30. İnşallah şimdi montajımı yaptım. Bu iki sahne kaldı. Bunları da koyduğumda inşallah yüklemeye yetecek kadar yani telefonum kalır. Bilmiyorum %34 ile bloğu yükleyebilir miyim? Biraz da burada internet de zayıf. Ama kameranın ayarı var. Şansımı deneyeceğim. Bu akşam için sizlere inşallah izleyebilirsiniz. Belki erken gidersek evde yüklerim. Neyse burada yüklemeye başlarım ben de. Bu arada high puanı veremeyen arkadaşlarımız var, yazmışlar. Veremedim Nilgün diye, canınız sağ olsun. Verenler için de tekrar teşekkür ederim. Gerçekten kanalımın bu zamana kadar hiç bu kadar keşfete düştüğünü hatırlamıyorum. Allah her birinizden razı olsun. Şimdi ben vlogumu kapatayım, çok uzatmayayım. Hemen yüklemeye koyayım burada. Akşam yemeği hazırlığındayız zaten. Babam gelir, yemeğimizi yeriz. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın. Yorumlarda buluşalım.